Canım kuşçuklarım, hepinize tekrardan selamlar. Ben Green Puppy. Yanımda Blaze var. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Brookhaven da yeni bir hikaye oluşturuyor. Evet, bugün kuşçuklar Brookhaven'ın yeni bölümündeyiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten sevinirim. O zaman başlayalım bugün. Hikayeye başlayalım. Kankamın isteği üzerine anlatımı artıracağım. Diyaloglar biraz azalacak, haberiniz olsun. O zaman başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Barış Akarsu adında ünlü bir şarkıcı varmış ki bunu artık hepiniz biliyorsunuz. Ve kendisi aynı zamanda Yalancı Yarın dizisinin başrolü oyuncusu. Bir gün Barış Akarsu arabasıyla gezmeye, tozmaya çıkmış. Bu arada fark ettiyseniz geçen bölüm turuncu yaptım, bu bölümde yeşil yaptım saçını. O saçlarını nereden boyadığımı da biliyorsunuz. Bu arada 20 Kasım'a kadar Roblox'un açılmak için süresi var. Evet kuşçuklar. Yani yakında açılır tamamen. Hadi bakalım. Ben kütüphaneye gideceğim ya. Evet. Sabahlayayım okuyayım. Oyunculuk yapmaktan yoruldum. Bir gün Barış Akarsu öyle sakin bir günde kütüphaneye gitmiş kitap okumaya. Bu arada şu kedi nasıl olmuş, şeye benziyor. Selami abinin karakterine benzedi. Benziyor. Zaten bayağı da benziyor. Evet. Çok sakin bir günmüş. Kütüphanede de kimseler yok. Niye iki tane verdi? Yedek olsun diye saklayacağım bunu. Yalnız kütüphaneden kitap ödünç alman gerekiyor o zaman. Neyse kuşçuklar, hikayeye devam. Evet. Kütüphanede işi bitince, daha doğrusu şimdi bitince, şimdi bitti, arabasına dönmüş. Yola çıksın. Nereye? Evime şuradan gidiyorum o zaman. Nereye gideyim ya? Birazcık gideyim, neler var neler yok diye. Oho, uçuyorum. Ve bu direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yapmış. Ve bir dakika, ağır yaralanmış. Lan. Bir dakika, arabaya binmek değil de ama. Niye çalışmıyor? Bir dakika. Kuşçuklar, bir dakika. Çalışmıyor. Şaka mı bu? Ha. Ya binme şu arabaya. Evet, Barış Akarsu ağır yaralanmış. Kuşçuklar hem de bayağı bir ağır yaralanmış. Yerde sürünerek, aa bir dakika, yok olmadı. Yerde süründürmek, bir dakika biz hangi şeyi kullanıyorduk? Bir dakika kuşçuklar, bir şeyi alayım, telefonu. Almayı unuttum. Sonra Barış Akarsu mecburen hastaneye doktor çağırmaya karar vermiş. Alo, doktor. Ben kazan geçirdim. Ağır yaralıyım. Evet, doktor da ona hemen geleceğini söylemiş. Bir dakika, nerede? Barış Akarsu hala ağır yaralı olarak yatıyormuş ve doktoru beklemekten başka çaresi yokmuş. Yani kendi gidemeyeceğine göre.
Eğer üçüncü bir oyuncu olsaydı yanımızda belki o arabasıyla götürebilirdi. Veya ambulansı o çağırabilirdi ama maalesef. Daha önce kullandığımız buydu. Sürüne sürüne hastaneye gitmeye çalışmış. Çünkü doktor gecikmiş. Ve Barış Akarsu'nun fazla vakti yok. Ya hastaneye gidip iyileştirilecekti ya da hayata veda edecekti. Kuşçuklar, tam şimdi tahmininizi yoruma yazın. Sizce Barış Akarsu kurtulacak mı? Yoksa gerçek hayatındaki gibi elveda mı diyecek? Tekrar edeyim. Alo, doktor hanım. Ağır yaralı yatıyorum. Lütfen gelin alın beni. Doktor hala ortada yokmuş. Okulda RP varmış. Bizimle alakası yok ha. Diğerleri yapıyor, diğer insanlar yapıyor. Biz ona daha iyi. Bak, iyice hastanenin dibine kadar gelmiş. Ama doktor hala. Aha. Pardon, bir dakika. Ve birdenbire doktor ambulansıyla birlikte gelmiş. What? Hadi. Burada illa ayağa kalkmam gerekiyor. Ya niye oldum? Ayağa kalkabiliyorum. Sedyeye yatabilirim. Bak. Neden olmuyor? Bug'a girdi. Lan! Ah! Sonunda yattı. Doktor, hemen yola çıkalım. Sıkı tutunum, gidiyoruz. Sağ olun doktor hanım, beni iyileştirin. Ben Barış Akarsu bu arada. Sizin isminiz ne? Nazlı. Bu arada kuşçuklar, Nazlı öyle bir yerden aldık ama bu normal bir Nazlı. Herhangi bir karakter falan. Nazlı hocam ne olurum beni iyileştirin hadi. Tamam, hadi gel. Sedyemi çıkarın artık. Buradayım, nereye gidiyorsunuz? Barış Akarsu bir süreyi ambulansta geçirmiş. Hadi ne olur. Şimdi seni indiririm. Çabuk olun. Bu arada karakter tasarımından anlarsınız. Doktor Nazlı şu an kanka mı? Ben de bırakacağım. Saçlarımı yeşile boyadım üstelik. Güzel görünüyor muyum Nazlı hocam? Bırak şimdi güzel. Teşekkür ederim Nazlı hocam. Koskoca doktor saçlarına mı bakacak ya? Tövbe tövbe. Şimdi nerelerde kırığım var Nazlı hocam? Hadi bakalım. Başınızı çarpmışsınız. Başka? Çok büyük bir çatlak var. Umarım düzeltmek için ameliyat olmalı. Ve Barış Akarsu birdenbire beyin kırılmasını geçirmeye başladı. Nazlı hocam yardım edin. Geliyorum. Beyninde ödem var. Hayda. Nereye gittiniz Nazlı hocam? Şimdi ne olacağım? Ameliyathaneye gel. What? Ne oldu? Bug'a girdi. Bu bilgisayarlarda... Nazlı hocam geldim. Her nasıl
Roblox'a girerse girelim muhakkak böyle buglar, kasmalar çok oluyor yani. Kendi bilgisayarımda hiç olmuyor yani. Kafa sallam. Bir de koştuklar normal takdirde benim bilgisayar oyun desteklemiyor diye geçiyor ama maşallah. Tamam, şimdi uyuşturdum. Ameliyattan sonra iyileştiğimde uyanacak. Tamam. Barış Akarsu uyutuldu ve ameliyat başladı. Beyninde ufak bir tümör hissedildi. Çok değil, merak etmeyin. Bir ameliyatla halloldu. Halloldu. Barış Akarsu hala baygın, daha doğrusu uyuşmuş durumda, uyanmadı. Ameliyatı da bitmedi. Bu arada ne alaka bilmiyorum ama dışarıdan tır geçiyor. Şurada görürsünüz. Tamam. Ameliyatımız bitti. Ameliyatı bitmişti ama henüz tamamen iyileşmemişti. Yoğun bakım devam ediyordu. Ve Barış Akarsu birdenbire iyileşti. Bir süre sonra taburcu edildi. Çocuklar, beğendiniz mi, eğlendiniz mi? Teşekkür ederim Nazlı Hocam. Rica ederim. Ne demek? Çocuklar, bu arada artık yavaştan sonuna geldik. Kanka. Sevgiyle kalın hadi. Yani Doktor Nazlı bir yanıma geç.